Kuraklığın kapımıza gelip çattığı şu son günlerde vatandaşlarımız su kullanımına önem veriyor mu? Su tasarrufu sağlayan uygulamalardan haberdarlar mı? Sokağın nabzını tutarak vatandaşlara sorduk. Hayatımızdaki önemi nedir? Sağlık için İyi. Su. Hı hı. Su olmayınca bir şey olmaz ki. Evet. Devamlı suyla ne olacak? Hı hı. Her şey. Su olmadı mı hayat olmaz yavrum. Hı hı. Susuz bir şey olabiliyor mu? Her şey suya bakıyor. Ağaçlar, yeşillik, insanlar, temizlik. En önemli elemanlardan bir tanesi suymuştur. Su demek her şey demektir. Susuz hayat olmaz. Nedir yani su, hayat, her şey susuz olmuyor. Elimiz ayağımız yani. Yaşam. Su olmasa insan yaşayamaz ki. Her şeyin suyun önüyor. Ağaçlığa dayanırsın, susuzluktan ölürsün. Ama su olmadan hayat olmaz. Su çok önemli tabii ki. Su olmayınca olmaz. Su hayattır. Vücudun zaten %80'ine yakını zaten su. Hayat için çok önemli. Su olmadan yaşam olmaz. Olur mu? Olmaz. Ya hayat ya, susuz bir şey olmaz ki. Su bir hayattır. Susuz hiçbir şey olmaz. Koka, insanlar koka yani. Başka ne olacak? Hayatımızda suyun önemi çoktur. Su olmasa bitleniriz, kirleniriz. Yaşama önemli. Suyla yaşıyoruz. Olmazsa yaşam olmaz. Yaşam olmaz. Su olmazsa hiç olmaz. Vallahi su doğal yani açıdan. Şimdi su olmadı mı hayat yürümez ki. Doğru mu? Peki su tasarrufu için sizler nasıl önlemler alıyorsunuz? Mümkün mertebe tasarruflu musluklar kullanıyoruz. Ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Ve de bulaşıkta olsun, diğer konularda dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki yüzyılın su için çok önemli olduğunu biliyoruz. Az kullanıyoruz, muslukları az açıyoruz. Bu şekilde. Ya şimdi kart sistemi var biliyorsunuz. Yükle ettiriyoruz. Çok yakmıyor ama limit doğrulttırıyorum, yetiyor bana şu an. Karayel açıyoruz. Harcıyoruz, örtüyoruz geri. Lazım olunca bir daha açıyoruz. Mesela bulaşıklarda makineyi tercih etmek. Efendim klozetlerde diyelim ki o klozeti bastığınız yere bir litrelik suyu koyup ondan sonra sifona basabiliriz. Her kullanışta bir litre su kazanç sağlamış oluruz. Bu da bir şeysiz tasarruf. Vallahi tasarruf ediyorum yani. Boşa akıtmamaya çalışıyoruz. Muslukları sonuna kadar kapatırım bir yere kadar gidince. Yani öyle. Vallahi evimizde yani az kullanmaya çalışıyoruz. Yani çok kullanmamaya şey ediyoruz tasarrufumuzu. Yeteri kadar kullanıyoruz yani. Boşa akıtmıyorsunuz. Hayır, niye akıtayım boşa? Cepten para gidiyor, boş oldum. İdeal kullanmaya çalışıyoruz. Kuraklık kapımıza geldi çattı. Sizce vatandaşlar su israfını önlemek için nasıl tedbirler almalılar? Valla elinden geldiği kadar kısıklı kullanmak lazım. Kullanırken dikkat etmek lazım. Sokakta araba yıkamak, efendim boşuna suyu harcamak. Bahçelerde normal sulamak yerine damlama su sistemlerini tercih etmek bunlardan birisi. Bizim vatandaş olarak yapabileceğimiz bunlar. Sebebi nedir o bilinmez. Gerektiği kadar kullanmalı. Yani herkes ihtiyacı olduğu kadar. Yani kalkıp da bir bahçe sulama, ne bileyim aşırı derecede balkon yıkama veya halı yıkama yapmaması lazım. Yapmak için çeşitli yöntemler var tabii. Temizlikten taviz veremezsin. Yemeden içmeden taviz veremezsin. Bahçe tarla sulamadan taviz veremezsin. Ama zevk için yerleri sulamışsın, arabini yıkamışsın, buna tasarrufa girer. İstisaslı harcamalar lazım.
Kendine göre o kadar harcayacak. Çok masraf etmeyecek. Ya israf yapmayacaklar işte ya. İsraf zaten haram her şeyde yani. İdare kullanacak. Yani şaldır şundur suyunu koymayacak yani. Tabii canım düzenli kullanacak. Her şeyi düzenli kullanacak. Bu yani. Vallahi ablacığım dediği gibi yani. Şimdi eskisi gibi değil hayat. Ama önlemini alacaklar yani. Aynı yani. Tasarruf etmek lazım. Bir tane bardak yıkayacaksın değil mi? Mesela çeşmede. Bir sonuna kadar açmak var. Bir de normal açmak var. Burada tasarrufu yaparsın yani. Zaten yıkayacaksın senin bir bardak, bir tabak hesabı. Ne gereği var? Aş, bol döküm. Normal şekilde aş, yıka bardağını. Gereksiz yere su kullanımını ortadan kaldırmak lazım. Özellikle mutfakta, banyoda, banyo özellikle çok fazla. Gereksiz sulama, havuz sistemleri. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Kardeşim su israfını önlemek için her yerde tasarruf. Şimdi bulaşık yıkarken, elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken her konuda tasarruf yapacağız. Ben sokakta akan çeşme gördüğüm zaman kapatıp geçiyorum. Evimizde niye bunu yapmıyoruz? Paramız gidiyor. Bir de milletin sağlığı gidiyor. Allah korusun su kesilirse ne olacak bu millet? Bu insanlar o zaman kıyamet koptu. O zaman oraya varmadan önce o şeyleri görmeden tasarruf yapmamız lazım. Suluyu az açmaları lazım. Az kullanmaları lazım. Nasıl para harcarken tasarruf yapıyorlarsa su kullanırken de aynı tasarrufu yapmaları gerekir. Bulaşık makinelerini veya çamaşır makinelerini haftada bir gün veya elinde yıkasalar mesela çok gideriyor bulaşık makinesi falan. Çok israf yani. Elektrik için yani su için çok şey yani tasarruf.